Meslektaşları Tolga Gül'e veda etti. 27 Mart Çarşamba akşamı haberden dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül için Artvin Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Törende meslektaşları ve Trabzonspor taraftarı Tolga Gül'le vedalaştılar. Törene gazetecilerin yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Eşi Arzu Gül, hayat arkadaşı Tolga Gül'ü şöyle anlattı. Ben ona hep derdim ki Tolga çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun Tolga derdim. O da bana derdi ki Arzu ben konuşmakla mesleğimden para kazanırım derdi. Ben Tolga'yı basın sayesinde tanıdım. Önce Tolga benim arkadaşım oldu. Ben o dönemde 97-98 yıllarında Çorum TV'de çalışıyordum. İlk tanışmamız Tolga'yla basın anlamında oldu. Önce arkadaş oldum. Sonra dost oldum. Sonra baktık ki bizden çok güzel eş olur. Nişanlandık. 24 yıldır Tolga'yla ben evliydim. Tolga'yla hep tartıştık. Tolga'nın Artvin sevdası üzerine. Tolga Artvin'i çok sevdi. Bizim evde hiç sesimiz başka şeyden dolayı çıkmadı. Tolga'yı hep eleştirdiler, ben üzüldüm. Tolga dedim ki seni çok eleştiriyorlar, ben dayanamıyorum, çok üzülüyorum. Sen bunları hiç hak etmiyorsun diyordu. O da diyordu ki boş ver artık. Herkes kendi düşüncesini yansıtıyor. Ben inanıyorum ki Artvin'i Tolga'dan daha fazla seven hiç kimse olmaz. Tolga Artvin'i çok sevdi. Tolga Artvin'e aşık bir insandı. Sonra mesleğine aşıktı. Trabzonspor'a aşıktı. Son zamanlarda siz de sosyal medyadan belki görmüşsünüzdür. Trabzonspor'la ilgili yorum yapardı Tolga'ya. Kızarlardı diğer taraftarlar. Derdim ki yazma Tolga, boş ver. Olsun derdi Arzu, ben Trabzonspor için canımı veririm derdim. Tolga önce Artvin'i sevdi. Sonra Trabzonspor'u sevdi. Sonra bizleri çok sevdi. Mesleğine aşıktı. Biz son 15 gündür Tolga'yla bir araya gelemedik. Arzu, cumartesi günü işim bitiyor. Pazar günü çok yoğun olacağım. Ne olursun bana fırsat verin. Cumartesi günü sizinle ilgileneceğim dedi. Sabrettik, bekledik, olmadı. Biz onu çok sevdik. Artvin hepiniz, Artvin'i çok sevdik. Tolga Tolga'yı eleştirenleri sevdi. Ailesini sevdi, herkesi çok sevdi. Zaten Tolga adına teşekkür ediyorum. Tolga kızına aşık. Biz de ona aşık. Hepiniz Tolga için aklınızda helal edin. Zaman ayırdınız. Buraya geldiniz. Sadece diyeceğim ben onun en yakınıydım. Evde en çok eleştiren bendim. Eş olarak değil, arkadaş olarak. Artvin küçük günler insanlarla kırılmadıyız. Ama gördüm ki herkes burada. Tolga'yı eleştiren de burada. Tolga'yı seven de burada. Herkes, keşke herkes Tolga kadar cesaretli olsaydı. Keşke herkes Tolga kadar düşüncelerini en yüksek perdeden söyleyebilseydi. Tolga o kadar cesaretliydi ki düşüncesini, duygusunu, hangi siyasi görüş olursa olsun sadece kendi bildiği doğruyu en güzel şekilde ifade eden insandı. Ben onda gurur duyuyordum. Eminim ki o da bende gurur duyuyor. O her konuşmasında diyordum ki sen ne kadar güzel konuşuyorsun Tolga. Sana hayranım. Ben şu anda kendime inanamıyorum. Ben bunu nasıl konuşuyorum diye. Hakkını helal et. Biz seni çok sevdik.
Kalyura ailesine, Tanrı Cemiyetçisi ailesi, kardeşlere. Şarkılarda yatan bu kardeşim bizi nasıl bilirsiniz? Dünyaya ve ahirete müsaade haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha. Rabbim kardeşimizin günahlarını affeyle, taksiratlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tertib eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler de bu hal ile hallenmeden önce kendimizi kabre ve ahiret hayatına hazırlamayı ve hazırlanmayı sen bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kamil Rabbil alemin el Fatiha. Harpini TV ve Radyo 08 olarak merhum Tolga Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.